Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Merhaba değerli izleyenler, ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızda yine birbirinden kıymetli konuklarımızla gündemde konu başlıklarını konuşuyor olacağız. İlk bölümde yine biraz turizme bakmak istiyoruz. Malum hem bayramın arefesindeyiz, hem iç turizm açısından bayram nasıl bir hareketlilik kattı, hem de dış turizm açısından malum Rusya-Ukrayna krizinin hemen ardından yaşanan bir sıkıntılı ortam. Özellikle bakalım turizmciler neler yaptılar diye soracağız. Çünkü turizm sektörü son derece kıymetli. Hani diğer adıyla hep söylediğimiz bir tanım var. Bacasız sanayi diyoruz turizm sektörüne. Ülkenin milli gelirini artırıyor. Kalkınmasına çok önemli bir destek sağlıyor. Hani nitekim şu meşhur cari açığımızı da hatırlatalım. Cari açığımız konusunda en güvendiğimiz karelerimizden bir tanesiydi sektör. Aslında baktığımız zaman da bir yandan da gerçekten bir krizden bir krize doğru hep savrulan bir sektör görüntüsünde. Her şeye rağmen de çok ciddi bir performans ortaya konulmuş. 2021 rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'ye ayak basan turistin sayısı 30 milyonu aşmış değerli izleyenler geçtiğimiz yıl. Bakalım bu yıla dair sektör hangi hazırlıklar içerisinde? Önce Covid dedik, sonra savaş hemen salgın sezonunun arkasında geldi. Dolayısıyla da birazcık bayram arifesinde hem iç turizmi konuşacağız hem de dışarıda işler nasıl gidiyor diye soracağız. Turizmcinin yüzü gülüyor mu diye soracağız daha doğrusu, ya da nasıl gülecek diye soracağız. Ali Onaran hemen karşımda her zamanki gülümseyen yüzüyle Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı'na merhaba diyelim. Hoş geldiniz Ali Bey yayınımıza. Merhabalar. Evet, turizmcinin yüzü gülüyormuş sizi görünce. Anladık. Ama bir de içi mi sorun diyeceksiniz, onu da soracağız Ali Bey. Evet, evet. Ya bir rapor alıyoruz Seray sizden bu arada. Bir Mayıs geliyor, bayram geliyor. Bilmiyorum, önce iç turizmi mi soralım, bayramın etkisini soralım değil mi önce size bir? Nasıl gidiyor tabii işler içeride? Valla tabii o kadar kötü bir dönem geçirdik ki şu anda çok iyiyiz, mutluyuz. Daha da iyi gidiyor. Hakikaten üzerine biraz daha koyarak gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim Ahu Hanım. Beklentilerimizin üzerinde çıkabilir miyiz bilmiyorum ama en azından kötü değiliz. Çünkü o kadar çok sorun hep geliyor ki. İşte pandemi artık bitti, rahatladık dedik. Biliyorsunuz şimdi hemen yanı başımızda bir savaş var. Evet, ama yani turizm sektörü elinden geleni yapıyor. Bayram, Türkiye'nin büyük bir kısmı keyifli bayram tatili için. En azından işte Antalya'daki oteller Türk turizmi açısından iyi. Ege daha da iyi. Evet. Bodrum, Çeşme tarafları yaklaşık %70, %80'lere doğru dolulukları gidiyor. Aman ne güzel. Yani önemli bunları duymak Ali Onaran. Çünkü hani dışarıda bir savaş var evet, ama içeride de malum bir hayat pahalılığı ile ilgili verilen bir enflasyon savaşı doğru var. Hani o yüzden diyorum ben, acaba bunlar turları, tur paketlerini etkiler mi, etkilemiş midir? Ama çok da bunaldı insanlar tabii. Dediğiniz gibi çok uzun bir pandemi sürecinin ardından demek ki bir şekilde öyle ya da böyle tatile bir zaman ayırmaya çalışıyor insanlar. Benim anladığım kadarıyla. Buyurun lütfen, araya girdim ama. Rica ederim. Daha uygun fiyatlar yapmaya çalışıyoruz. Biz tabii bu pahalılıkta sonuçta tatil herkesin hakkı. Bu noktada nasıl acaba daha uygun bir tatil imkanı sunabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için elimizden geldiğince yani şöyle söyleyeyim, örneğin kişi başı bir gecelik 3-500 liradan tabii ki 2-3 bin liraya giden otel fiyatları var. Ama nereden baksanız işte bir aile belki 2 kişi 3 bin liraya bir bayram tatili güneyde yapabiliyor. Veyahut da işte kişi başı 1500 liralık bir 4-5 günlük bir Likya turu veyahut da bir Kapadokya turu paket olarak alabiliyor. Yani yine yurt dışını da düşüneceksek, çünkü yurt dışı tatilleri de çok uygun fiyatlar olabiliyor. Örneğin işte şimdi şu anda Kızıldeniz'de Şarm'a vize kalktı. Yine işte bayram tatilinde kişi başı 3-4 bin liralık bir fiyatla örneğin işte Şarmada'ya gidebiliyorsunuz. Yani içeridekiyle neredeyse fiyatlar aynı fiyat diyorsunuz değil mi? Bir Afrika ülkesine gitmek olabiliyor, anladım. Olabiliyor. Doğru. Yani tabii Kızıldeniz şu anda hem bir Afrika kültürü
hem çok güzel bir deniz, mesela orayı da tercih edebilirsiniz. Evet. Veyahut da bir İtalya, yine bir Avrupa, yine 3-5 bin liralık fiyatlarla olabiliyor. Yani çok yüksek olmayan fiyatlar da var, onu söylemeye çalışıyorum. Anlıyorum. Yani euro, dolar uçtu gidiyor ama biz bir şekilde geçen yılın ne kadar üstündesiniz mesela bir benzer bir paket turunu geçen yıl ve bu yıl fiyatlarıyla kıyaslarsanız Ali Onaran? Yani ne kadar bir artış yapmak durumunda kaldınız? Tabii döviz fiyatlarıyla birlikte. Sonuçta... Döviz olarak 300 liradayız. Hatta tam tersine aşağıdayız. Yani biz elimizden geldiğince döviz olarak daha uygun fiyatları sunmaya çalışıyoruz. Yani örneğin 300 euroya sunduğumuz bir tatili şimdi 250 euroya sunmaya çalışıyoruz. Ama TL'ye çevirdiğiniz zaman maalesef tabii ki fark var. Yani 250 euroyu daha önce 10'la çarparken şimdi tabii 15'le çarpıyorsunuz. Oradaki fark maalesef. Maalesef evet tabii ona yapacak bir şey yok. Mayıs ayı biraz geçiş ayı, hani iç turizmin kültür tarafı da hareketli midir mesela, yoksa güney midir yine böyle ekseriyetle, güney ve Ege midir içerideki tüketicinin tercihi? Çok güzel, evet, çok sağ olun. Şimdi yani tabii deniz tatili her zaman için bir önceliklidir ama özellikle öyle bir dönemde ki bu bayram, kültür turları çok ciddi bir şekilde öne çıktı. Çünkü hakikaten daha tam deniz mevsimi yeni başlıyor. Tam bir bahar. Onun için kültür turları diyebilirim ki 2019'un yani pandemi öncesinin de yaklaşık %30 şu anda üzerinde. Evet. Güzel. Yani önemli tabii. Türkiye'nin, Anadolu'nun kültürünü kendimize tanıtıyor olmamız da çok kıymetli. O bayağı eksik kalmıştı. Son yıllarda neyse ki bu konuda önemli tabii faaliyetler var. Biraz dışarıya da odaklanalım Ali Onaran, çünkü malum şu Ukrayna-Rusya olayından sonra ne yaptınız? Hani B planları devreye girdi mi? O kadar da kolay giremez ahu demiştiniz bana en son yayında, ama neler yaptınız? Doğru, ya bizim Türk insanı cevvaldir yani girişimcilerimiz. Kesinlikle. Esas hakikaten yapılıyor. Kolay olmadığını dediğim gibi söylemiştim. Savaş uzarsa işimiz zor demiştim. Ki uzayacak gibi görünüyor. Yani şunu söyleyeyim. Evet. Uzayacak gibi de gözüküyor. Yani, şöyle bir şey var Ahu Hanım. Şimdi yaklaşık 8 milyon turistten bahsediyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Yani Ukrayna ve Rusya'dan gelecek olan. Şimdi bunlar bu gidişatla yarısından daha azının gelebileceğini görüyoruz. Yani biz kesin gözüyle baktığımız bir 4-5 milyon turisti şu anda maalesef buradan kaybediyoruz. Çok özür dilerim, araya girebilir miyim? Tabii ki. O zaman bir 2,5-3 milyon turistine de Ukrayna ve Rusya'dan bekliyor muyuz Ali Bey? 2 milyonun üzerinde turisti biz Ukrayna'dan bekliyorduk. Aldınız. 6 milyon turisti de Rusya'dan bekliyorduk. Şimdi yani şu an için... Tutuluyor mu rezervasyonlar hala yani? Ya da gelenler var mı? Onu sorayım. Yok. Çok düşük. Çok düşük. Ukrayna tamamen sıfırladı. Rusya'dan da şimdi... orada da biliyorsunuz başka sorunlar var. Bakın tabii. Rusya niye gelemiyor? Çünkü şu anda uçak sorunu var. Yani uçaklar geldiği zaman işte Rus uçakları... sigorta sorunları var çünkü sigortalanmıyor gibi birçok artı sorunlar var. Ama yine de Ruslar bir miktar gelecekler. Rezervasyonların bir kısmı duruyor, bir kısmı hatta yeni rezervasyonlar yavaş yavaş olmaya başladı. Yani Nisan sonu itibariyle Antalya'ya Rus turist gelecek. Gelir. Ama şimdi yani neyle gelir Ali Onaran? Türk Hava Yolları bazı uçuşları herhalde kaldırdı başlatıyor. Değil mi? Charter'la mı geliyorlar? Türk Hava Yolları bazı yeni uçuşlar koydu. Bazı yeni Türk Hava Yolları'nın dışında işte Pegasus gibi yine hava yolları yeni seferler koyuyorlar. Çünkü Rus uçaklarıyla gelme konusunda sorunlar var. Ama onların da belki bir miktar aşınma durumu olabilir. Ama yani dediğim gibi yani burada biz ciddi bir şekilde azalacağız. Bunu neyle telafi edeceğiz? Başta Avrupa'ya telafi edeceğiz. İngiltere geçen sene yoktu. Örneğin Ukrayna'nın yerine İngiltere olacak şu anda. 2 milyon Ukrayna yerine 2 milyon biz İngiliz turist getirebiliriz. Bunun olacağını şu anda görüyoruz. Almanya artıyor, Polonya artıyor, Hollanda ve Kuzey Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkeleri iyi gidiyor. Buralardan telafi edeceğiz. Ama mesela şu da var. Örneğin siz Almanya'ya daha fazla turist getirmek için Almanya'ya gittiğinizde orada pazarlama yaparken Almanya'dakiler diyor ki tamam biz size daha fazla turist götürelim ama bize ne gibi imkanlar sunacaksınız? Yani daha uygun fiyat verecek misiniz? Daha ucuz fiyat verecek misiniz? Yani taviz de veriyorsunuz. Bunu demek istiyorum. O kadar kolay değil hemen onun yerine öteki tarafı monte etmek.
Evet, belki o azalan 5 milyon turistin bir kısmını biz telafi edeceğiz ama fedakarlıklarımız da olacak kesinlikle. Mutlaka. Bu özellikle tekrar Rusya'ya dönecek olursak, Türkiye'den herhalde bir güvence istediğine dair haberler yansımıştı. Yani biz Rus uçaklarıyla, charter uçaklarla geldiğimizde işte bunlara el konulmaması yönünde Türk hükümeti bize güven versin, bir garanti versin diye. Hani böyle bir güvence verebilir mi Türkiye? O konu ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Evet, bu havada bir konu. Çünkü biliyorsunuz uluslararası birçok noktaya bağlı. Bu halen daha şu anda görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Çok net bir sonuç yok. Ama bunun ilk sonuçları eğer Türkiye bu konuda garanti verebilirse Rus uçakları da gelmeye başlayacak. O zaman tabii ki şeyimiz daha az olacaktır. Dediğim gibi zararımız daha az olacaktır. Güney çok daha dolu olacaktır ama şu anda tam çözülmüş, bitmiş, Türkiye kesin garantiyi vermiş ve Rus uçakları artık Türkiye'ye iniyor diye bir şey söylemek için biraz daha galiba erken diyorum. Evet, peki o zaman Rus turist bekliyoruz. Bu arada kongre turizmi konusunda da ciddi bir talep olduğu yine yazılan, çizilenler arasında. Özellikle Rusların buraya ciddi anlamda gidemedikleri ülkeler yerine hava trafiğinin açık olduğu işte güney başta olmak üzere Türkiye'ye çevirdikleri yolunda haberler var. Herhalde doğru bunlar da Ali Bey, ama ne söylersiniz kongre turizmi Rusya ile Türkiye arasında aktarılan? Evet. Kongre turizminin Türkiye'ye doğru yönelmesi konusu doğru, ama hani çok büyük bir volüm olacak mı derseniz bence daha o konuda biraz erken diye düşünüyorum. Ama bakın esasında şöyle bir enteresan bir şey daha var. Bir defa şu anda Rusya dünya ile bağlantısını neredeyse Türk uçaklarıyla sağlıyor. Yani çok ciddi bir, sadece tatil değil, tamamen hava trafiği Rusya'dan büyük bir kısmını Türk menşeli bizim uçaklarımız sağlıyor. Onun için bu önemli bir şey. Hı hı. Ve tabii Türkiye'ye doğru da yönelme var. Bu da bir gerçek. Aktarmalı olan yolcu da şu anda bizim uçaklarımızla büyük bir kısmı taşınıyor. Kongre gibi bazı Türkiye dışında olan büyük organizasyonlarında Türkiye'ye kayma durumları var. Yavaş yavaş da bazıları da konfirme oluyor, ama hani bu çok büyük volümlerle Türkiye'ye kaydı bitti demek için şu an için biraz daha erken diyebilirim. O zaman Rusya ve Ukrayna açısından durum tabii ki geçtiğimiz yıllarda %30'luk bir pazardı. %30'luk bir pazar kaybı değil de yine bir %10'u muhafaza ederek, eğer hava yolu açık kalırsa, hava yolu trafiği arada devam edecek diyorsunuz. Kalan yüzdeyi nasıl toparlarız dersek, başta İngiltere ve Almanya dediniz değil mi Ali Bey? İki ülkede ciddi anlamda bir talep yarattık anladığım kadarıyla bu sene. Ama orada da bir büyük bir pazarlık faktörü devreye giriyor anladığım kadarıyla. İşte sürekli bir daha aşağı çekilmesi gereken fiyatlar gibi bir durum var. İçeride döviz kurları yükseldikçe bu sefer de pazarlıkla çıkıyorlar karşınıza bu ülkeler anladığım kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Doğru. Evet, yani Türkiye'yi tabii ederinde de satmak gerekiyor gerçekten bütün dünyaya. Dünyanın merkezi gibi bir yer. Biraz tabii turizmcileri de hep konuşuyoruz, sıkıntılarını, sorunlarını. Her şeye rağmen bir heyecanla başladılar, başlayacaklar sezona. Orada işler nasıl gidiyor, yatırımcılar açısından olsun, sıkıntılar, sorunlar açısından olsun, krediye ulaşma noktasında olsun, neler söylersiniz sektöre dair? Evet, en sondan başlayayım. Krediye ulaşmak zor. Evet, çünkü turizme, tabii çünkü artık turizme çok daha soru işaretiyle bakılmaya başlandı Ahu Hanım. Yani öyle zor günler geçirdi ki turizm sektörü. Evet. Acaba başka bir sorun olur mu? Acaba o kredi döner mi diye. Ama ben şunu söyleyeyim. Yani yatırımlar devam ediyor, yatırımlar durmuyor. Yani Türkiye bu konuda bence hakikaten çok cevval bir şekilde yürüyor. Birçok turizm yatırımının ben Türkiye'ye devam ettiğini görüyorum. Neredeyse hani böyle bir geçişten sonra belki de %10'lara düşecek olan turizm yatırımları evet çok az bir azalmayla beraber devam ediyor. Onun için hakikaten birçok yatırım önümüzdeki yıllarda tekrar turizm Türkiye'de azalmayacak düşüncesiyle yapılıyor. Bu güzel bir şey. Bunu pozitif olarak görüyorum. Kredilere ulaşma konusunda tabii ki zorluklar var. Çünkü hakikaten çok inişli çıkışlı bir dönem geçirdi turizm. Ama önü açık. Geçenlerde borsaya açılan bir turizm şirketinin ben
hemen o ön talep bölümünde tamamen alındığını gördüm hisselerinin. Bu da güzel bir şey. Demek ki bir turizm şirketi halen talep görüyor. Borsamızda hani yok satıyor dediğimiz hemen anında hisseleri alınıyor. Onun için önümüz daha güzel olacak. Bütün bu zorlukları biz aşmaya çalışıyoruz. Şimdi bütün zorluklara rağmen hani yanılıyorsam benim çalışırken elde ettiğim rakamlar bunlar. Hani inanılmaz bir zorluktan bir zorluğa savrularak geçirdiğiniz bu döneme rağmen 2021'de Türkiye'ye ayak basan turist sayısı 30 milyon 38 bin 961 olmuş Ali Bey. Ve biz dördüncüymüşüz galiba değil mi dünyada turizm ve turist sayısı açısından? Evet. Yanılıyorsam söyleyin çünkü işte internette bilgi kirliliği de oluyor. Şimdi şöyle biz zaten dünyada birincilikteyiz hep artık son yıllarda biliyorsunuz son 10-15 yıl içinde. Yani bizim getirdiğimiz o 45 milyon turistler rakamıyla baktığınız zaman da sonuçta Türkiye 6-7-8. Sıralarda. Yani ilk 10 içinde yer alıyordu pandemi öncesinde de. Biz pandemiyi hakikaten çok iyi yönettik ve yakın çevremizde özellikle çok iyi turist aldık. Bazı bölgeler kapalıydı. Bizim rakiplerimiz İspanya gibi ve onları da çok iyi kullanaraktan hakikaten o 30-31 milyon turist bence çok büyük bir başarıdır. Ve ciddi bir şekilde de bizim sektörümüzün ayakta kalmasının da en önemli sonuçları. Yani 30 milyon hakikaten büyük bir başarı. Bu sene düşüncemiz en azından bir 36-37-38 milyonlara doğru gitmekti. Burada biraz zorlanabileceğiz. Çünkü dediğim gibi ana pazarımız olan iki ana pazarımız şu anda hakikaten zor durumda. Ama biz yine de 30 milyonu geçeriz bu sene. Dediğim gibi Avrupa iyi gidiyor. Yani ilk gelen rezervasyonlar şu anda umut veriyor önümüzdeki sezona. Ne kadar ortalama kapasite doluluk oranı şu an Mayıs'a doğru yaklaşırken Ali Onaran? Özellikle yurt dışı boyutu yani önemli. Evet yani şöyle tabii Nisan ayında doluluklar %50'lerdedir. Nisan, Mayıs %60'lar, 70'lere doğru gider. Çok dolu değildir özellikle güney otellerimiz. Mayıs'ın ikinci yarısından sonra yoğun dönem başlar. Onun için şu anda da hani %50'ler, %70'ler arası gidiyor doluluk oranları. Ama bu bence iyi diyebiliriz. Yani kötü olarak yorumlamak yanlış olur. En azından şu günlerde Türk turizminin de canlandığını, iç turizmimizin de hareketlendiğini göz önünde bulundurursak Ege kıyılarımız fena değil. Antalya'da biraz daha önümüzdeki günlerde toparlayacak gibi görüyorum. Güncel bir haber olduğu için soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülkeye seyahat yasağını kaldırmış. Hani ABD Türk turizmcisi açısından çok hani yüz güldüren bir turist profili sergilemiyor anladığımız kadarıyla. Ama bir yandan da baktığımız zaman işin sanayi ticaret boyutunda son dönemde çok ivmelenen gelişmeler var Ali Bey. Yani Türkiye'den oraya ciddi bir ihracat ivmelenmesi var. Ya karşı ticaret hacmi gerçekten artıyor, artmaya devam ediyor. Hani bu bir şekilde acaba Amerikalı turiste de yansır mı? Hani bu Türkiye nasıl bir ülke, bir gideyim göreyim şeklinde. Burada da bu kadar hani ihracatçı uzak pazarları hedefledi ya özellikle şu navlun krizinden sonra ciddi bir avantaj doğdu. Bizim turizmcimiz acaba uzak pazarlara nasıl bakıyor? Şimdi ben iki gün önce döndüm, hafta sonu döndüm, Amerika'daydım, o taraftaydım. Amerika'da da evet birçok artık pandemiyle ilgili yasaklar bitmiş durumda. Evet. Yani bir tek kapalı alanlarda otobüs gibi işte metro gibi yerlerde maske takıyorsunuz. Tamamen maske de kalkmış durumda. Hatta iç hatlarda da bugün okuduğum bir haberde artık şey kaldırılıyor. Maske zorunluluğu kaldırılıyor diye bir haber aldım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye mesafe olarak hakikaten bir mesafe. Amerika Birleşik Devletleri'nden biz 300 bin, 400 bin, 500 bin turist getirebiliyoruz. Ama bir 5 milyon, 6 milyon yani bir Almanya'dan, Rusya'dan getirdiğimiz turist sayısı kadar değil. Hı hı. Olma şansı da zor. Çünkü bir mesafe var. Sonuçta bir 10-12 saat uçuyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye de ciddi bir turist gelişi var. Avrupa'nın aldığı turist, ABD'den Avrupa'ya gelen turistin biraz daha fazlasını Türkiye'ye getirebilir miyiz? Evet, bu bence düşünülebilir. Hı hı. Yani oradan da birkaç yüz bin daha fazla turist ülkemize getirebiliriz.
seyahat yasakları kalktıkça sonuç olarak dediğimiz gibi biz turizmciler de bu konularda elimizden geleni yapıyoruz. ABD'den de Türkiye'ye gelecek olan turistin ben artacağına inanıyorum. Türkiye'den de giden halen şu anda maalesef vize, yeni vize verilmiyor. ABD Türk vatandaşlarına yeni vize verme konusunda hala da ihtiyatlı davranıyor. Ama yine de bir talep olduğunu görüyorum. Yani yavaş yavaş artıyor diyebiliriz. Dünyanın her yerinden Türkiye gibi bir ülkeye, yani neredeyse tarihin yazıldığı, tarihin doğduğu bir ülkeye turist getirmek için ne yapmalıyız Ali Bey? Yani bizde önceliğimiz hep deniz, güneş oldu. Bunu sizinle her seferinde konuşuyoruz ama hani işin kültür boyutunda, tanıtım boyutunda neyi eksik bıraktık? Hani bu Nemrut Dağı görüntüleriyle herhalde tam olarak olmuyor anladığımız kadarıyla. Daha başka ne yapmak gerekiyordu o klasik Turizm Bakanlığı tanıtımlarının dışında? Orada ne öneriyorsunuz yani Kültür Bakanlığı'na? Kültür Bakanımız da hani sektörün içinde bir isim. Gerçekten de işini çok iyi yapan bir insan. Ana işi olan turizm alanını iyi kurgulayan, yapan bir insan. O yüzden sizin sorularınıza da vakıf. Nedir oradaki eksik Ali Onaran ve biz neyi tam yapamıyoruz? Yani Türkiye ile ilgili hani bir Amerikanın bile kafasında ya gideyim şu Anadolu medeniyetini, Anadolu topraklarını tanıyayım dedirtemediğimiz nokta neresi? Şimdi birinci nokta şu, biz daha mikro pazarlamaya doğru yönelmemiz gerekiyor. Bunu yapmıyor muyuz? Artık son yıllarda yapıyoruz Ava Hanım. Yani bu çok önemli bir şey. Buna rakiplerimiz İspanya, İtalya gibi ülkeler çok daha önce geçtiler. Hı-hı. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye pazarlaması değil artık pazarlama. Yani bunu niye anlatmak istiyorum? Çünkü artık o kadar kolay ulaşıyorsunuz ki zaten her şeye internet üzerinden. Yani o Türkiye yazmak değil konu bence. Bence çok daha mikro, çok daha bölgesel, yani bir Çeşme'nin ayrı pazarlanması, bir Alaçatı'nın ayrı pazarlanması. Ne vurgulanmalı orada Ali Bey? Mesela o mikro pazarlamanın yani, şeyi nedir? Vurucu noktası nedir tüketiciye ulaşan? Yani bu tabii bir burada bir magic, bir sihir beklemeyelim ama demek istediğim şey şu. Her bölge kendi özelliğini öne çıkararaktan yürümesi gerekiyor. Hmm. Yani hatta Çeşme ile Alaçatı'nın birbirine rakip olması gerekiyor. Yani demek istediğim belki çok bu ama anladım. Yani yani onu yaptığınız zaman işte o zaman hakikaten turist o sizin o küçük noktalarınızı görüyor ve o detaylar için geliyor. Yani örneğin tema dediğimiz, yani o bölgenin içindeki, yani bizim Urla'nın enginarı var. İşte Urla'nın enginarının öne çıkarılması gibi şeylerin artık hikaye üzerine. Evet. Kesinlikle bu ama zaten yapılan bir şey. Bunu yapmıyoruz da değiliz ama daha da fazla yapmalıyız diye düşünüyorum. Örneğin şu anda bir Mezopotamya kelimesi çıktı. Daha önce biz GAP diyorduk. Yanlış bir kelimeydi. Hala GAP diyoruz. Biliyorsunuz bizim o bölgemiz, GAP dediğimiz bölgemiz Mezopotamya. İşte o Mezopotamya'nın, Göbekli Tepe'nin, yani Urfa'nın, o yani hepsinin ayrı ayrı birbirine rekabet ederekten kendilerini tanıtmaları gerekiyor. Yani milyonlarca bilgi yağan bir dijitalleşme ortamında diyorsunuz. Bu kadar bilgi kirliliğine yol açabilecek ve karar vermemizi zorlaştıracak bir noktada tüketiciyi karar verme noktasında karşısında çok somut, çok nokta atış bir hikayeyle çıkmak herhalde pazarlamanın en önemli, en başşat noktalarından bir tanesi. Marka oluyorsunuz o zaman zaten. Yani örneğin işte sadece İstanbul. Şimdi artık İstanbul bir marka olmaya başladı ama dediğim gibi her bölge, yani işte Kapadokya'sı ayrı bir marka. Hepsinin kendi önemli özelliklerini ve her pazar içinde farklı duyurması da gerekebiliyor Ahu Hanım. Yani İngiltere için biraz daha farklı bir pazarlama, örneğin Almanya için de farklı pazarlama gerekiyor. İşimiz kolay değil tabii ama yapıyoruz esasında bunları da. Fena değiliz yani. Yavaş yavaş daha da iyi olacak. Pazarlama bilimini öğreniyoruz diyorsunuz Ali Bey. Ama bir yandan da dinamikler çok değişiyor. Sizden sonra da çok değerli Türkiye'de özellikle medya, reklam ve pazarlama noktasında çok kıymetli isimleri ağırlayacağım. Oranın değişen dinamikleri tabii satın alma kararları nasıl etkiliyor? Tüketicinin değişen tercihleri neler, alışkanlıkları neler? Bir de araya acayip bir pandemi, dijitalleşme falan da girdi. O yüzden burada finalize edelim. Çok çok teşekkür ediyorum kıymetli katkınız için. İyi kolaylıklar diyorum, iyi yayınlar. Sağ olun. Prontotur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran'la turizm konusuna biraz odaklandık değerli izleyenler.
Evet, sırada biraz dediğim gibi reklam pazarlama konusunda işler nasıl gidiyor, biraz bunlara da bakmak istiyoruz. Çünkü 2021 yılı medya ve reklam yatırımları özellikle konusunda Deloitte'un hazırladığı önemli bir rapor var. Reklamcılar Derneği Başkanı Banu Erkıran, Gökhan Akça, Reklam Verenler Derneği temsilcisi olarak stüdyo konuğum olacaklar az sonra. Görüşmek dileğiyle diyorum. Ortası devam ediyor değerli izleyenler. Gün ortasının ikinci bölümünde özellikle odağımıza reklam sektörünü aldık. Yanımda hem Reklamcılar Derneği Başkanı Sayın Banu Erkıran olduğu için, Reklam Verenler Derneği temsilcisi olarak da Gökhan Akça olduğu için açıkçası her iki tarafı da konuşabileceğim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Az önce tabii ki biraz Türk turizmini konuştuğumuz için ben oradan kaldık. Oradan da sormak istiyorum. Çünkü değerli bir Ali Onaran Pronto Tur'un yönetim kurulu başkanını ağırladım. Dedim ki Amerika'dan şuradan buradan turist geliyor mu? İşte şu kadar geliyor, bu kadar geliyor ama işte artırmamız gerekiyor ama tam artıramıyoruz. Çok uzağa düşüyoruz falan. Yani ne yapmamız lazım? Nerede hata yapıyoruz biz? Türk turizmi. Çünkü hani dünyada tarihin yazıldığı topraklardayız. O yüzden ben tabii ki birazdan sizinle reklam sektörünün genelini Deloitte'a hazırlatmış olduğumuz rapor üzerinden konuşacağım ama çok sıcak bir konu olduğu için de ben müsaadenizle tabii Gökhan Bey ile başlayayım. Yalnız kalmasın aramızda. Tamam. Gökhan Bey size soruyorum ya. Şu turizm içinde çok güzel videolar hazırlıyoruz. Nemrut Dağı, kafalar, tarih şudur budur. Şahane hakikaten o videolar da tam istediğimiz efekti alamıyoruz. Nerede eksik yapıyoruz? Eksik yapıyoruz demek çok iddialı olur ama daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Şimdi bu ürettiğiniz içerik kime erişiyorsanız onun görebildiği bir şey. Hı hı. Fakat benim başka bir örneğim var. Mesela hafta sonu Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu yapıldı ve bu uluslararası bir organizasyon. Evet. İşte bu organizasyonda ben Fransa'yı falan seyrettiğimde hayran olup gitmem gereken yerleri not alıyorum. Çünkü o bisiklet turu, bisiklet yarışının ötesinde aslında size ülkeyi tanıtan bir organizasyon. Çok önemli bir fırsat gerçekten. Fakat çok maalesef ben bir Türk vatandaşı olarak, ülkeyi bilen birisi olarak çok etkilenmedim. Çünkü seçilen rut bile, yani güzergah bile aslında ülkeyi tanıtmaya yönelik değildi. Yani bazı fırsatlar var. İş ki siz bu fırsatları avantaja çevirmek için şey yapın. Yani fırsatları değerlendirmek için ona göre plan yapın. Yani bir Göbekli Tepe dediğiniz zaman, yani açın Göbekli Tepe dediğinizde yüzlerce şey görüyorsunuz, açıklama görüyorsunuz. Bunu anlatabilsek, dünyanın nereden geldiğini, ilk uygarlığın nerede olduğunu anlatsak, eminim binlerce kişiyi orada ağırlayabiliriz. Evet. Kaldı ki orası tam bir kültür turu. Dolayısıyla bu hani reklama, pazarlamaya bağlarsak, kime gösterdiğiniz kadar aslında elinizdeki fırsatları, büyük erişimle kime anlatabildiğiniz bir o kadar önemli. Evet. Turizmde böyle fırsatlar var çünkü hakikaten gerçekten coğrafi açıdan muazzam. Ucuz bir ülke olmanın ötesinde bizim çok değerimiz var turizmde. Yani ucuz ve deniz güneş ülkesi. Çünkü deniz güneş ülkesi pek çok ülke deniz güneş her ülkesi yerde, değil mi? Ama Türkiye kat kat üzerinde bir tarih ve kültür ülkesi. Gerçekten insan dünya insanlığına, medeniyetine hani bu topraklardan hani bir Amerikalı'ya dedirtmek lazım. Ya şu Anadolu uygarlıklarını bir gideyim tanıyayım. Neler yapılmış, tarih nasıl yazılmış burada, Sümerler falan hani değil mi? Hani o merakı uyandırmak için ama o toprakların burası olduğunu bildiklerinden de çok emin olamıyoruz hala. Öyle bir deniz güneşe abanmışız ki hala değil mi 80'lerden bu yana? Bizim tarih ve kültür açısından inanılmaz bir coğrafyadayız ve bunu kullanmamız, etkin kullanmamız evet, hepimizin lehine. Çok önemli bir örnek verdi Gökhan Akça gerçekten. Cumhurbaşkanlığı bisiklet kupası tüm dünyaya da yayınlanıyor, ilgiyle takip ediliyor. Çok önemli bir mecraydı değil mi? Hem dijitalde hem doğru, yayın ve broadcast açısından burada bir fırsat yaratılabilirdi diyorsunuz. Şimdi biraz tabii şunu da konuşmak lazım ki bir kaldıraç etkisi yaratan bir Covid, bir salgın girdi değil mi tüketiciyle reklam veren arasına. Her şeyimizi böyle değiştirdi. Yani ciddi anlamda yeni yeni mecralar açtı. Belki sizin ne diyeyim ben patronlara yıllardan biraz daha dijitale şu bütçeyi ayırın ya ne olur işte hiç bilmem ne bey bilmem ne hanım dediğiniz bir ortamda bir baktınız ki hiçbir şey demenize gerek kalmadan patron döndü dedi ki Banu Hanım ya biz ne yapacağız şu dijitale nasıl yükleneceğiz falan demeye başladı. Evet. O yüzden herhalde bir milattan önce milattan sonra gibi salgın önce salgın sonrası diye bir herhalde şey var değil mi her şeyden önce. Evet. Ne değişti reklam sektöründe?
Reklam biraz sektöründe tabii pandemiyle beraber esasında hiçbir duraksama yaşamadık. En önemlisi o. Yani ilk pandemi başladı, Mart ayıydı herhalde. Mart, Nisan, Mayıs'ta şöyle bir çekinceler oldu. Tabii prodüksiyon açısından eksiklikler oldu. Ama ondan sonra hep söylüyorum, çok genç bir sektör olduğu için reklamcılık sektörü çok da çabuk toparlanıldı. Onun için mesela pandemi senesinde reklam ve medya yatırımlarında hiç azalma olmadı. Ufak da olsa bir artışla ilk seneyi kapadık. Neye bağlıyorsunuz mesela bu motivasyonu, şirketlerin motivasyonu? Şöyle, önce size sorayım, bir defa, sonra Gökhan Bey'e sorayım. Evet, dijitalin kullanımının çok artması, sizin söylediğiniz gibi, evet, tüketimin çok artması. Aynı zamanda evden çıkılmadığı için televizyon izlemenin çok artması. Orada hazır hitap edilecek bir tüketicinin olması reklam verenler açısından önemliydi. Bir de artık ben reklam verenler olarak, Gökhan Bey daha iyi söyler ama, evet, hani böyle zor koşullarda reklamı kesmenin iyi bir fikir olmadığını herkes tarafından öğrenildiğini, tabii, düşünüyorum. Tam ters bir motivasyon aslında, tabii değil mi? Ki, tabii bir bombardıman, evet, evet, yükleniyor. Yükleniyor ve o sırada tabii ki pandemiyle ilişkili yeni sektörler girdi. Yani daha önce hiç reklam yapmamış olan bir takım reklam verenler ortaya çıktı. İşte vitaminler, dezenfektanlar gibi. Kazancını ciddi oranda artıran belli sektörler de daha çok bütçe ayırdı. En önemlisi e-ticaret çok arttı. Evet. E-ticaret çok artınca tabii bu sefer e-ticaretçiler en büyük reklam veren haline geldiler. Tabii. Onların da katkısıyla bugünlere geldik. Size de yönelteyim Gökhan Bey. Siz reklam veren tarafında olarak hani nasıl bir psikoloji, nasıl bir refleks? Orada tabii yeni yeni ihtiyaçlar da hasıl oldu. Tüketiciye ulaşmanın yeni mecraları, değil mi? Bence en önemli açılım orada oldu. Şimdi pandemi öncesi banka şubesine, dükkanınıza, mağazanıza, restoranınıza müşteriyi beklerdiniz. Sokağa çıkmamayla birlikte, evde kalmayla birlikte artık müşteri evde ve sizin onları beklemek yerine sizin ona ulaşmak için kendinizi duyurma ihtiyacınız oldu. Klasik reklam veren dışında çok sayıda küçük reklam veren, küçük işletme malını satmak için, hizmetini satmak için kendini duyurma ihtiyacı hissetti. Ve işte bizim rakamlarımız onu gösteriyor. Reklam veren sayısında inanılmaz bir artış var. Evet. Yani eskiden müşteriyi beklerken sizin alternatif bir kanallara onlara ulaşma ihtiyacınız çıktı. Dijital, televizyon, radyo aklınıza ne gelirse kullanmaya başladılar. İşte biz 2020... Hem geleneksel hem yeni mecralarda artış var değil mi? Herkes, evet, aklı, evet, gücü neye yetiyorsa çok kısa sürede Türkiye'nin belki de 7-8 senede yaşayacağı dönüşümü biz 8 ayda yaşadık. Evet. Çünkü herkes yaşamını sürdürmek, işletmesinin sağlığı açısından bir şekilde tüketiciye ulaşmak zorundaydı. Parası, imkanı, zekası kimin neye yetiyorsa herkes oralara gitti. Tabii bu arada çok önemli bir mecrayı kaybettik biz o dönemde. Açık hava gitti. Çünkü insanlar eve kapanınca açık hava reklam vereni artık kalmadı. Çünkü sokakta kimse yok. Doğal olarak iş şeye döndü. Radyoya, televizyona, dijitale döndü. Sinemalar da kapandı. Baktığınızda tabii bizim 5 ana mecramız var. 2 tanesi önemli midir sinema kapandı hala? Evet. Sinema çok önemli. Pandemiye kadar. Pandemiden sonra önemini de görüyoruz. Yani şu anda mesela ilk 3 ayda öyle bir seyirci var, evet, sinemada. 16 milyon gitmiş. Geçen senenin neredeyse sayısına eşit. İnsanlar özlüyor. Farkına varıyor tekrar o alışkanlığı. Dolayısıyla aslında oradaki büyüme oradan geldi. Tabii bu sağlıklı bir büyüme mi veya genişleme mi diye baktığımızda, şimdi onu konuşuruz. 2021 yılı rakamlarına baktığımızda 2021 yılında 10 aylık normalleşme sürecinde bile o eğilimin arttığını görüyoruz. Aslında pazar büyüklüğü oradan geliyor. Bir kere ona girdiğinizde reklam veren olarak tüketiciye ulaşma tadını aldığınızda, karını aldığınızda, büyümeyi aldığınızda orayı bırakamıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Evet. 22 milyar 811 milyon Türk liralık bir reklam ve medya yatırımı gerçekleşmiş 2021. Evet. Salgının da etkili olduğu, uzunca bir döneminde hatta salgının etkili olduğu bir seneden bahsediyoruz. Bir önceki yıla demeyeyim de normal zamanlara kıyasla nasıl bir artış anlamına geliyor bu? Şimdi gayet iyi bir artışa geliyor. Tam bir önceki yıla veya daha önceki yıllara göre... 2019'da kıyaslayalım. Evet, birebir de kıyaslayamıyoruz çünkü biraz metodolojide, doğru, değişiklikler yaptık. Doğru. Ama yine de özellikle yani tüm mecralarda sinemayı yine sayamıyoruz. Gökhan Bey'in dediği gibi sinemalar kapalıydı, son dönemde açıldılar. Ama tek tek baktığımızda da bütün, yani ben size mecra mecra söyleyeyim. Televizyonda %42'lik bir büyüme var.
açık havada %5.6'lık, çok pardon %34'lük, evet. Radyoda 41'lik. Yani bütün mecralarda artış var, hı hı. Bir önceki Artmayan seneye göre. Artmayan neredeyse hiçbir mecra, evet, kalmamış. Evet, hiçbir mecra yok. Yani basında bile çok az var ki, hani normalde basın eksiye döner normalde. Tabii. Kaç senedir öyleydi. Yazılı basından değil mi? Yazılı basından bahsediyoruz tabii ki. Çünkü evet. Dijital basında hiçbir problem olmadığını düşünüyoruz. Tam tersi yazılı basının tabii, dijitale yani kaydığını dekadanslı olan, düşüşte olan yazılı tabii, basın tabii. Normalde. Onun için tüm mecralarda gayet güzel büyümeler var. Bu büyümenin de önümüzdeki sene de devam edeceğini düşünüyoruz. Ben bir de bir taraftan hani bizim metodolojimizden etkilenmeyen başka bir veri var. Hani dünyadaki sıralamamıza bakarsak daha üst sıralara çıkmış durumumuzdayız. Özellikle 2021'de eskiden biz 4-5 sene önce hep derdik ki bizim reklam yatırımım, Türkiye'deki medya yatırımının 3,5 katına çıkması lazım ortalamalara gelmesi için. Şimdi 2 katı diyoruz. Demek ki gayet güzel bir yol kat etmişiz. Tabii daha önümüzde çok yol var ama yine de büyük bir atılım olmuş. Burada da reklam verenler açısından Gökhan Bey, en başta herhalde şu dijitalciler mi geliyor bu piyasanın yeni aktörleri, kralları, işte bu özellikle e-ticaret siteleri, kimleri sayarsınız orada, sıralama nasıl gitmiş? Şimdi özellikle 3 kralları, kraliçeleri diyelim. 3 büyüyen mecraya baktığınızda, yani televizyona, radyoya ve açık havaya baktığınızda açık ara en hızlı büyüyen sektör perakende diye görünüyor. Şimdi bizim perakende dediğimiz sektör aslında e-ticareti içinde tutuyor. Evet. Sırf online'da var içinde. Tabii tabii. Offline e-ticaret var. Ağırlıklı e-ticaret. Ağırlıklı e-ticaret. İnşallah önümüzdeki sene bu komite e-ticareti ayrı bir şekilde raporlamayı başarırsa onun etkisini daha net göreceğiz. Ayrıştıracaksınız onu oradan. Evet. Yani şimdi tüketici farkındadır. Hangi mecraya açsa mutlaka bir e-ticaret şirketi görüyor. Şimdi e-ticaret o ilginç bir şey, metafor. E-ticaret dediğiniz aslında tüketiciyi dijitale yönlendiren ve dijitalde alışverişin ihtiyacını görmesini sağlayan bir şeyi siz televizyondan tetikliyorsunuz. Hı hı. Çünkü Türkiye kaçınılmaz bir şekilde televizyon ülkesi. Radyo önemli, televizyon hala önemli. Hala değil mi? Hala yani, çok öyle. Çok enteresan ya, çok ilginç yani geliyor. Büyümeye baktığınızda şeyi görüyorsunuz. Bir televizyoncu olarak. Yani bütün araştırmalar onu gösteriyor. Mesela TV izleme düştü diyorlar yıldan yıla ama pandemi döneminde evde geçen süre 24 saatken şimdi artık 4-5 saatte evet. Düştü, 8 saate düştü. Hala televizyon ülkesi. Dolayısıyla e-ticaretçiler bir dijital platformdan satış yapmalarına rağmen açık havayı, radyoyu ve televizyonu açık ara en çok kullanan sektör olarak gözümüze çarpıyor. Hı hı. Tabii bir de hepimiz farkındayız. Finans sektöründe bir büyüme var. Finans sektöründeki büyümenin de geldiği nokta klasik konvansiyonel bankacılık dışında finans sektörünün yeni oyuncuları, yeni ekonomi oyuncuları, yeni finans oyuncuları yani kripto para ve alternatif yatırım şirketlerinin de aslında bu mecraları tercih etmesiyle birlikte. Hı hı. Yani çıkın mesela arabayla Balmumcu'da gidin sağınızda solunuzda hep kripto paracıların reklamlarını görecek. Doğru, onlar da çok ciddi bir aktör olarak değil mi? Reklam veren olarak devreye girdiler kripto para. Çok önemli bir oyuncu. Tabii burada büyüme dedi Banu Hanım, orada bir tek şey söyleyeceğim. Sektör hep büyüyordu. Fakat genelde enflasyon civarında büyüyordu. Bu sene enflasyonun üzerinde büyüdü, enflasyon yüksek çıkmasına rağmen. Yani resmi enflasyon 36. Yani %1 bir büyümeye karşılık geliyor bu açıklanan rakam. Aslında sektörün reel olarak %10-12 civarında enflasyon üzerinde büyüdüğünü, yani reel anlamda büyüdüğünü söylemek mümkün. Önceki yıllarda. Evet. Önceki yıllarda aşağı yukarı enflasyona karşı kendi korumaya çalışırdı ve hatta altında kalırdı. Evet. Yepyeni aktörlerin devreye girmesi değil mi? Burada son derece evet. Önemli. Şimdi bir de enteresan bir şey var reklam tarafında. Özellikle dijitalle dönük reklam ve pazarlama tarafı arttıkça orada daha böyle bir customize bir yapı var değil mi? Tüketiciyi yakalayan, tüketicinin ilgisini, ihtiyaçlarını, onun ayak izleri üzerinden takip edip onun pas geçtiği ürünlerde değil de ilgi duyduğu alanlara dönük hep önüne reklamları götüren. Yani sizde işler çok enteresanlaşıyor gerçekten. Hani bu dijital mecrada kişiye özel tercihler yapılmasını sağladıktan sonra iş bambaşka bir yere doğru gidiyor galiba artık. Daha da değil mi? Nasıl görüyorsunuz bütün, ekosistem değişti diyoruz esasında. Çünkü eskiden baktığınız zaman kreatif ajanslar vardı, medya ajansları vardı. Çok daha basit bir sistemimiz vardı ama şimdi artık dijital ajanslar var değil mi? Bir sürü değişik dijital kreatif ajans, dijital medya ajans, sosyal medya ajansı. Sadece dijital pazarlama ve reklama odaklanan şirketler vardı değil mi aynı zamanda? Evet, mesela geleneksel yapıyla hiç işi olmayan. Hiç olmayan. Bir de dikeylemesine ilerliyor bizim sektör.
sektör artık. Yani işte programatik bilen diyoruz. Hani bizim terimler belki ama sosyal medyacılar. Yani çok daha dar alanlarda çalışılmaya başlandı. Bu da tamamıyla sizin söylediğiniz üzere. Çünkü hedef kitleyi artık o kadar net tanımlayabiliyoruz ki dijital daha yakınlarında. Yani böyle şah damarından daha yakın bir yere yerleşen zaten, bir gizli göz var orada yani üzerimizde. Tüketicilik... Hoşumuza gidiyor mu gitmiyor. Ama bir sürü şeyi de okeylemek zorunda kalıyoruz. Şikayetçi oluyorlar. Beni nereden buldu bunlar diye. Çünkü 10 dakika önce başka bir yerde başka bir şey aradığı için hemen arkasından bir reklam görme ihtimali çok büyük tabii muazzam ki. Muazzam izler bırakıyoruz arkamızda. Tabii bu bizim işimiz. Yapacak bir şey yok. Doğru hedef kitleyi doğru yerde yakalamakta. Total rakamın içerisinde dijitalin payı kaç olmuş? Yani bu 22 milyarlık bir rakam telaffuz ettik. Evet, bunun içerisinde dijitalin şimdi payı. Şimdi biz onu ikiye ayırıyoruz. Bir organize medya sektörü diyoruz. Bir de direkt diye şey yapıyoruz. Organize daha reklam ajansı ve medya ajansı üzerinden geçen medya yatırımları. Organize olmayanlar ise işte KOBİ'ler olabilir, oyun siteleri olabilir, daha direkt dijital üzerinden reklam verenler olabilir. Zaten toplamın %58'i bu direkt satın alma dediğimiz, %42'si de organize medya sektörü. Onun için dijitalin payı her iki tarafta değişiyor. Öyle açıklayayım ben size. Peki. Organizenin içine baktığınız zaman 46.7. Toplamın içine baktığınız zaman 67.6. %67,6 olan bir şey değil mi toplamın bu? Toplamın içinde inanılmaz yüksek. Tabii burada bir parantez açmak lazım. %67.6'nın içinde şu var. Siz eğer örneğin Facebook'ta bireysel olarak bir reklam veriyorsanız ona o da giriyor. Dolayısıyla elma elma kıyaslanabilir bir rakam değil ama elma elma kıyaslanabilir. Yani ölçülebilen pazarda diye baktığımızda pazarın neredeyse %50'sinden fazlası artık dijital. Dijital. Bunu kabul ediyoruz artık. Bunu ya bunu rakamlar da gösteriyor. Tabii. Bu beklediğimiz gidişattı zaten. Dünyadaki gidişat da böyle. Dünyada da bu şekilde gidiyor. Tabii bizdeki hem mobil penetrasyonu, şimdi dijitale baktığımızda şuna da bakmak lazım. İnsanların internet tüketimi, aslında reklam tüketiminin %73'ü artık mobilden olmaya başladı. Evet. Mobil cihazdan. Mobil derken akıllı telefonlarımız değil mi? Telefon, tablet, mobil bir bilgisayar. Evet. Notebook'ta aklınıza ne geliyor? Reklama da en çok orada maruz kalıyoruz ya da en çok orada reklamla çünkü karşı karşıya. Çünkü aslında en çok onu kullanıyorsunuz. Evet. Yani gün içinde siz televizyon seyretmezken, şimdi bizi seyrediyorlar ama ofiste, arabada, yolda, her yerde müzik dinliyorsunuz, film seyrediyorsunuz, video seyrediyorsunuz. Dolayısıyla sizi yakalama ihtimali daha yüksek. Hı hı. O yüzden internet penetrasyonuyla ve mobil penetrasyonuyla birlikte dijital harcamalar arttı. Tabii biraz evvel söylediğiniz şeye geleceğim. Dediniz ya artık her şeyimizi biliyorlar, takip ediyorlar, bize uygun reklam getiriyorlar. Reklamcılığın kimyası değişti. Artık reklamcılıkta en önemli kaynak nedir biliyor musunuz? Veri analisti. Yani veriyi toplayacaksınız. İşte Ahu Hanım günün hangi saati alışveriş yapar internette? Alışveriş yaptığında neye bakar? Farkındasınız bir tane krem baktığınızda arka arkaya o kremin türevleri, benzerleri, daha ucuzları önünüze gelmeye başlıyor. Evet. Artık sizin bütün ayak izinizi her yerde takip edip sizin alışveriş yapma ihtiyacınız doğmadan sizi alışverişe iten bir mekanizma var. Evet. Yani talebi yaratıyor, kışkırtıyor. Aslında büyüme oradan geliyor. Evet. Daha interaktif bir yapı var. Sizi biliyor. İsminizi bilmiyor ama belli bir şeyle, kodlamayla sizin alışkanlığınızı biliyor. Ve siz gün içinde her saniye mobil tükettiğiniz, internet tükettiğiniz için sizi her yerde, film içinde, video içinde, banner reklamlarla, haber okurken bir yerde yakalama şansı her zaman artıyor. Öyle ya da böyle dikkatimizi çekmeye çalışıyor. O zaman reklamın yarattığı etki sıralamasına bakarsak tüketici üzerinde, zaten ister istemez dijital artık bir numaraya yerleşmiş durumda. Ben öyle demem. Söyleyin o zaman peki. Yıllardır sektörün içinde biri olarak. Reklamın amacına göre doğru mecra diye bir tanımlama var. Sonuçta mesela bir büyük bir hedef kitle için bilinirlik yaratmak istiyorsanız, markanızın tanınmasını istiyorsanız televizyon hala bir numaradır. Sonuçta büyük... Hala bir numara. Tabii bir numaradır. Çünkü Türkiye gerçekten bir televizyon ülkesidir. Evet, aynı zamanda da çok dijital bir ülke oldu. Genç nüfus sayısı çünkü inanılmaz genç bir nüfus var. Onu bırakıp pandemi sayesinde daha yaşlı gruplar da dijitalle tanıştı. Ama yine de dikkat edersek e-ticaret şirketleri bile, yani daha dijitalleşmiş şirketler, reklam verenlerin bile televizyonu çok yoğun oranda kullandığını görüyoruz. Yani televizyon bir başlangıç. Televizyonla başlıyorsunuz. Belki sonra adım adım bilinirlikten başlayarak satın almaya doğru giden yolculukta tabii ki dijitale dönüş olabilir. Bir de dijitalde merdiven etkisi dediğimiz şey var. Yani siz yatırım yaptıkça, karşılığını aldıkça daha çok yatırım yapıyorsunuz. Öyle öyle ilerliyor. Dijitalin artısı o bence. Ama yine de geniş hedef kitlelere ulaşmak istiyorsanız, çok hızlı
aksiyon istiyorsanız televizyon hala bence lider. Bir numarada fiyatlama ve bütçe açısından da galiba değil mi? Kişi başına ulaşım maliyeti diye bakarsanız hala televizyon en hesaplı mecradır. Hesaplı. Ama geniş hedef kitleler için söylüyorum. Çok spesifik bir, yani çok sofistike, çok az kişi tarafından tüketilecek bir ürünseniz ve markaysanız tabii ki pahalıya gelecektir. Ama mesela bir gıda, içecek, ondan sonra temizlik malzemesi gibi ürünler ve markalar için hala kişi başına maliyet olarak baktığınızda televizyon çok daha hesaplıya denk gelir diğer mecralara. Ulaşılabilirlik açısından özellikle çok izlenir. Çok Türk dizileri için, değil mi? Evet. Bazı yani, şovlar evet, üzerinden. Çok izleniyor. Onun için tabii ki bu hesap. Ama ölçümleme konusu herhalde en çok şirketler arasından dijital değil mi? Dijital mecradaki ölçümü almak her zaman çok daha herhalde kolay ve çok net oluyor rakamlar. Çok açık ve seçik orada. Sarı. Orada ama iki tane oyuncu var. Şimdi biraz evvel söylediniz ya işte diziler, yarışma evet, programları, şovlar. Bir kampanya yapın televizyonda. En çok seyredilen reytingi yüksek bir şey dediğin ki önümüzdeki iki saat boyunca şu ürünün fiyatı şu kadardır. Gidin şu linke tıkladığınızda, linkin adını işte şimdi reklam olmasın vermeyeyim. %20 indirimli alacaksınız deyin. Şimdi reklam veren olarak baktığınızda o gün dijitalden inanılmaz bir ürün satmış olacaksınız. Fakat unutmayın ki onu tetikleyen aslında televizyon mecrası. Dolayısıyla bizim 360 derece dediğimiz kampanyanın doğru yönetilmesi burada devreye giriyor. Sadece dijital, sadece evet, televizyon değil. İkisi de birbirini tetikliyor. Televizyon dizilerinin en çok izlendiği yeri söyleyeyim ben size. YouTube. İnternette daha çok seyrediliyor. Doğru. Evde seyrettiğimiz dizilerin çok ağırlıklı bir kısmı yolda, sokakta, otobüste, metrobüste internetten seyrediliyor. Evet, bir diziye reklam verildiği zaman hem televizyon mecrasını hem de dijital evet, mecraya değil mi aynı anda? Öbür taraftan baktığınızda da dijitaldeki alışverişi tetikleyen en önemli mecraların başında yine televizyon, radyo geliyor. Kampanyayı duyduğunuz anda bilmem ne tatili şu anda bugün girerseniz %15 indirimli dediğinizde hemen onun web sitesine girip şimdi hangisinden kaynaklandı? Aslında ikisi birbirini tamamlayan mecra. Anlıyorum. Peki. Açık havaya biraz değinmeyi ekstra arzu ediyorum. Çünkü Londra'daydım geçtiğimiz hafta. Gurur verici bir tablo bizim açımızdan. O Londra'nın bilindik kırmızı otobüsleri malum. Neredeyse üzerinde bilinen bir Türk e-ticaret sitesinin reklamının olmadığı bir otobüs kalmamış Londra'da. Tebrik ediyoruz. Başta Serkan Borançalı olmak üzere ve tüm kurucuları. Açık havada da galiba mecralar gerek işte bu transport yani bu ulaşım, şehir içi ulaşım olsun değil mi? Orada sanki sıra dışı çözümler üretiliyor mu artık? Hani açık hava reklamı konusunda çok canlıdır İstanbul sokakları, evet, caddeleri değil mi? Evet. Belli yerler hep talep görür. Şirketler oradan tam böyle köşeyi dönerken trafiğin sıkıştığı yerler falan. Hani farklı farklı şeyler var mı orada? Orada yani o canlılık yerini maalesef metropollerde biraz yerini görüntü kirliliğine terk etmeye başladı. Yani evet canlı derken biraz şimdi, iş. Reklam veren olarak baktığınızda ben bir yerde açık havada reklamımı koyduğumda onun çok açık ve net görülebilir olmasını sağlamam lazım. Evet. Açık hava sektörü bu anlamda kendini çok iyi yeniliyor onu söyleyebilirim. Hı hı. Bir artık daha o billboard dediğimiz daha küçük olan reklam alanları artık giant board dediğimiz gördüğünüzde algınıza hitap edecek daha büyük şeylerle, de, ebatlı evet, hacimlerle değiştiriliyor. Evet. İki, çok ciddi bir dijital var açık havada. Değil mi? Türkiye'de çok olmasa da var mı Türkiye'de? Türkiye'de ciddi hani şekilde yayılıyor. Uzak Doğu'da görüyoruz. Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda yıllardır şimdi görüyoruz. O meydandaki o Times Square'daki filan o büyük hı-hı, ekranları bir kenara bırakırsanız, AVM'lerde, alınlıklarda, duvarlarda, şimdi aşağı yukarı her İçlik caddenin ortasında bir tane dijital ekran görmeye başladınız. Tabii onun şöyle bir avantajı var. Bir reklam veren olarak bir yere bir reklam astığınızda işte 3 hafta boyunca tutacaksınız ve değiştirmeyeceksiniz. Halbuki orada sürekli değişerek birden fazla reklam verenin anlık değişim yapmasını sağlıyor. Yani ben fiyatta değiştirebiliyorum, reklam sloganı da değiştirebiliyorum. Dolayısıyla bu anlamda açık hava sektörü çok açık söyleyebilirim. Kendini pandemi döneminde bu dönemi en iyi hazırlayan mecra diyebilirim. Evet, bakalım dijitalin sağladığı imkanlar geliştikçe orada hangi sıra dışı çözümleri göreceğiz? Gerçekten ön teaserlarını görüyoruz zaten değil mi? Uzak Doğu'da başta Çin olmak üzere 3 boyutlu holografik şeyler falan. Ama biz biraz şu an mevcut duruma dönelim. Banun Hanım'a sorayım yani yıllardır sektörün içinde bir isim olarak biraz reklamın dilini de konuşmayı arzu ederim ben. Çünkü yeni tüketici hep daha doğal, daha samimi bir şey istiyor ya hani o hep değişiyor yani o tüketicinin
o kanalına girmek için kullanılması gereken dildeki o yapaylığın tamamen elenmesi lazım filan. Orada nasıl bir değişim dönüşüm var? Bir formülasyonsa bu, o formülü neye göre planlıyorsunuz? Yok, tabii ki formül yok. Nasıl yazıyorsunuz o senaryoları? Evet, diyeyim. Tabii senaryoları metin yazarları yazıyorlar ama tabii ki yine hedef kitle kimse, kime hitap etmek istiyorlarsa ilk önce tabii ki onu iyice bir araştırmaları gerekiyor. Zaten reklamın hazırlanmasından önce de bir sürü tüketici araştırması yapılıyor. Çoğu zaman fokus gruplar yapılıyor ve hitap edilen kişilerin nasıl konuştuğu, neye daha yatkın olduğu, ne onların dikkatini çeker, neyle bağlantı kurarlar aralarında. Çünkü en önemli şey size reklamın verdiği mesajı sizin doğru algılamanız, içselleştirmeniz. Ona göre yapılan araştırmalara göre o dillerini belirliyorlar. Evet. Tabii ki yeni neslin konuşma tarzı farklı, reklamları seyredince bile tabii, o hemen ortaya çıkıyor değil mi? Evet tabii. Ondan sonra zaten onlar da daha başarılı reklamlar oluyorlar. Çünkü hedef kitlelerini tam yakalamış oluyorlar. Peki. 2022 beklentisi anladığım kadarıyla 2021'in üzerinde. En azından şimdilik şu salgın belasını def etmiş gibi görünüyoruz. Gerçi farklı şeylerle uğraşıyoruz. Başta enflasyon olmak üzere ve hemen yanı başımızda Rusya merkezli bir savaş olmasına rağmen. Ama anladığım kadarıyla her şeye rağmen umutlar yüksek. Ne dersiniz? Son bir iki cümle alayım. Çok hızlı bir, çok özür dilerim. Çok pardon. Gökhan Bey. Çok hızlı bir başlangıç yaşadı sektör. Yani ilk 3 ayki performansa baktığımızda tüm mecralar %100 dolulukla gidiyor. Evet. Yani radyosu, açık havası, televizyonu, sineması, seyirci sayısı açısından hepsi çok iyi gidiyor. Beklediğimizin çok üstünde. Yani bu sene enflasyonun oldukça üstünde bir büyümeyle kapatacak gibi görünüyor. Onun bir tane sebebi var. Üretim aynı. Yani reklam saniyeleri artmıyor. Reklam yerlerinin adedi artmıyor. Talep artıyor. Bir de enflasyon var. Evet. Bunları üst üste koyduğunuzda bir de iç piyasa canlanmaya başladı. Her ne kadar enflasyondan şikayet etsek de asgari ihtiyaçlarımızı gidermek için alışveriş yapmak Doğru. zorundayız. Evet. Reklam veren olarak biz de tüketiciye ulaşmak zorundayız. Dolayısıyla ben 2022 yılının rakamsal olarak büyümede çok önemli ve belki de bugüne kadar gördüğümüz en önemli büyüme. Yüksek ivmelenme ile sonuçlanacağını düşünüyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum Banu Erkıran. Reklamcılar Derneği Başkanı Gökhan Akça, Reklam Verenler Derneği temsilcisi olarak çok kıymetliydi katkınız. Önemli bir konuyu enine boyuna konuşmuş olduk. Evet, burada noktalayalım gün ortasını değerli izleyenlerimiz. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek dileğiyle. Ben Ahu Orakçıoğlu. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.